2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirdik. 141 ülkeden 100 binin üzerinde vatandaşımızı sağ salim diğer bakanlık ve kurumlarımızla koordinasyon halinde ülkemize getirdik. Yurt dışında özellikle yurt dışına uçakların kapandığı dönemde koronadan vefat eden 1800 cenazemizi sorunsuz bir şekilde ülkemize getirdik. Vatandaşlarımız özellikle o günlerde karantina şartları nedeniyle gelemediler. Ama biz cenazeleri getirip istedikleri yerlerde defini de sağladık" ifadelerine yer verdi. Çatışma bölgelerinde durum daha da kötüleşti. Sorunların çözümüne Dışişleri Bakanlığı'nın altyapı olarak pandemi dönemine hazır olduğunu ve dijitalleşmeye kolay adapte olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Altyapı olarak biz bu döneme hazırdık. Sizlerin de bildiği gibi dijital diplomasi girişimini salgından önce ilan ettik ve Büyükelçiler Konferansı'nı bu sene ilk defa karma bir şekilde yaptık" diye konuştu. Gelişmeler de oldu. Onlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. ABD seçimleri 2020'nin 2020 yılında Avrupa Birliği ve ilişkilerde inişler ve çıkışlar olduğunu ama Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde inişler çıkışlar oldu ama 2020 daha çok özellikle Yunanistan ve Rum kesiminin daha sonra Fransa'nın da bunlara katılmasıyla ikili meseleleri Avrupa Birliği gündemine taşıması sebebiyle gergin geçen bir yıl oldu. Nasıl diğer Avrupa ülkeleri bulundukları yerden dünyanın her yerinde ulaşıyorsa veya herkese iyi işler kurmaya çalışıyorsa biz de bunu yapıyoruz. Yani biz Avrupa'nın da bir parçasıyız. Avrupa Birliği üyesi değiliz ama diğer Avrupa kurumlarının, Avrupa Konseyi dahil kurucu üyelerindeniz" dedi. Anlaşmasından bahsediyoruz ve dünyanın en büyük ticaret bloğu oluşmuş oldu. Brexit'te son dakikada Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri ile S-400 konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Amerika Birleşik Devletleri ile FETÖ sorunu devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-PYD desteği devam ediyor. Yaptırımın hafif ya da ağır olması önemli değil. S-400 konusu da hep gündemdeydi. S-400'ler için Amerika Birleşik Devletleri ile ortak çalışma grubu oluşturuldu. Teknik görüşmeler başladı. Amerika Birleşik Devletleri yaptırım kararından sonra bize ortak çalışalım teklifi geldi. Bu yıl 9 FETÖ okulu kapatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de FETÖ okullarına yönelik soruşturma devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu tehdidi görmeye başladı" dedi. Ve çalışma arkadaşlarımızla sizlere arz edeceğimiz bilgiden sonra sizler